Ramazan! Abi? Senin ne işin var burada? Şey, ben çiftlikten tüfekle fırladığını görünce takip ettim. Ramazan kızı buraya kaçırmış. Kabak hafıza her şeyi bir bir anlattırdım. Beni de vurmak istiyormuş. Onu bir bulursam, midesini saçmayla doldurmazsam eğer... Abi baksana, burada kimse yok. Besbelli kabak hafız sana yalan söylemiş. Ramazan anlatmasa kabak nereden bilecek burayı Halide? Birinden duymuş olamaz mı abi? Para için 50 takla atan bir adam o. Sen de çiftliğe çağırınca ne koparsam kârdır diye düşündü herhalde. Nereden icap etti şimdi Ramazan'ı korumak? Ha? Çünkü Ramazan ailemizden biri, kanımızdan biri abi. Bilmiyorum farkında mısın ama... Güllü söz konusu olunca gözün ne aile ne de akraba görüyor. Utanmasan beni bile suçlayacaksın. Ehliyet. Arkada ne var? Şey, arkada. İn aşağı. Kaldır bakalım şu battaniye, ne var altında? Ha. Eşya komutan, eşya taşıyorum ben. Araba dolu bilir mi? İyi, tamam. Bagajı aç bakalım şimdi. Bagajı. Bagaj. Şey komutan, bagaj anahtarla açılıyor. Alayım mı? İyi, al o zaman. Thank you.
Hangi istikamete gittiği belli mi? Anlaşıldı, tamam. Yeğeninizi şehir çıkışında durdurmuşlar. Ancak son anda ellerinden kaçmış. Ama merak etmeyin, yakalanması an meselesidir. Ne tarafta? Komutan söyleyin Allah aşkına, ne taraftalar? Lütfen sakin olun Muzaffer Bey. Kaç gündür devletin jandarmasına güvenip beklediniz. Bırakın bundan sonrasını da jandarma halletsin. O kendi ellerimle cezalandırmazsam asla rahat edemeyeceğim. Beni, öz dayısını öldürmeyi planlamış. Ne yapacaksınız peki? Yakalarsak siz de çekip vuracak mısınız? Kanun var, nizam var. Her şey usulüne göre halledilecek. Sizden tek ricam, çiftliğinize gidip bizden haber beklemeniz. Hiçbiriz yok komutanım. Buradan başka kaçacak bir yerleri yok. Şahin Kaya tarafına sıkışıp kalmışlardır. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Hoş geldin kocacığım. Hoş bulduk. Açlıktan ölüyorum vallahi. Ne pişirdin bugün bana? Sevdiğim bütün yemekleri pişirdim. Hadi geç sofraya. Çorbada mis gibi kokuyor. Ellerine sağlık. Afiyet olsun. Hiçbir zaman karın olmayacağım, biliyorsun değil mi? Beni dünyanın öbür ucuna da götürsen. Kıyamet de kopsa. Dünyada bir tek senle ben de kalsam.
bizi bulamasalar da. Yine de senin karın olmayacağım. Boşuna. Boşu boşuna uğraşıyorsun. Saçma sapan bir hırs için. Dayından intikam almak için. Değer mi? Hayatını mahvetmeye değer mi Ramazan? Değer. Senin için değer mahvolmaya, ölmeye bile değer gülüm. Ben seni seviyorum. Her şeyden, herkesten çok seviyorum seni. Peki hiç sordun mu? He? Ben seni seviyor muyum diye. Seveceğim. Hayır. Seveceğim. Hayır. Seveceğim. Hayır. Seveceğim. Dayımı da. Kemal'i de unutturacağım sana. Hayır. Bırakmam seni. Sonunda ölüm de olsa bırakmayacağım seni. Hayır. 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 Sevmiyorum seni. Hayır. Sevmiyorum seni. Anlıyor musun? Sevmiyorum seni. Sevmiyorum. Sevmiyorum seni. Sevmiyorum seni. Hiç mi? Hiç sevmedin mi beni? Birazcık bile sevmeyeyim. Kendini bir düşür Ramazan. Sen olsan sever miydin seni? Sen olsan sever miydin? Akşama kalmadan buluruz o. İnşallah abi. Allah vere de kıza bir şey yapmış olmaya. Abi. Güllü. Seyyare. Koşun yatağını hazırlayın kızım. Baş üstüne beyim. Yürüyün kız. Yasina. Buyur bey. Bütün kapıları kapatın. Bey duydunuz. Thank you.
Ahmet'e söyle doktor çağırsın. Çabuk. Baş üstüne. Çabuk. Geri zekalı. Aklını peynir ekmekle miydin sen? Niye döndün çiftliğe? Öyle gerekti. Ne demek öyle gerekti? Bana bak. Abim ve benimle ilgili tek kelime edersen. Benim canımdan başka kaybedecek bir şeyim kalmadı Halide Hanım. Var bundan sonrasını sen düşün Gayrı. Tamam. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Ben bu akşam yemeği Muzaffer Bey'le baş başa yemek istiyorum. Ne demek şimdi bu? Beni duydun. Bu akşam seni bu masada istemiyorum. Saçmaladığının farkında mısın sen? Saçmalarım, saçmalamam. Keyfimin bileceği iş. İstersen kal. Ben de Muzaffer Bey'e Ramazan'da bana yaptıklarınızı anlatayım bir. Nereye hemşire? Yemeyecek misin sen? Midem bulanıyor. Biraz uzanacağım abi. Peki. Otur lütfen. Eline sağlık. Afiyet olsun beyim. O da hazır mı? Hazır. Gel benimle.
Nereye? Gel. İtiraz yok. Lehiye burayı çalışma odası olarak kullanırdı. Ben ne yapacağım ki çalışma odasını? Ne mi yapacaksın? Sana gelen mektupları burada okuyacak, yazışmalarını burada yapacaksın. Kim mektup yazacak ki bana? İleride çiftlik işlerini Halide'den devraldığında, yani bir iş kadını olduğunda göreceksin. Sevmedin mi yoksa? Yo, sevdim de. Sevdim ama. Ama? Behiye Hanım'ındı ya burası. Artık senin. Hadi, geç otur. Demek bu odayı da sana verdi ha? Ne var? Ne istiyorsun? Şu sofrada yaptığın tehdit. Hazır eline bana karşı kullanabileceğin bir fırsat geçmişken iyi değerlendirmeye bak. Çünkü eninde sonunda seni göndermek için sıra bana gelecek. İşte o zaman ilk seferki gibi hata yapmayacağıma emin olabilirsin. Lokalden içeri girdiğimde bir an şaşkınlığımı gizleyemedim. Ortalık bomboştu. Bütün lokali kapatmıştı Muzaffer. Sanki bir rüyada gibiydim. Üzerimde ilk defa giydiğim yeşil tuvaletim, boynumda Muzaffer'in hediyesi gerdanlığımla bir prenses gibi hissediyordum kendimi. İçeri girer girmez anlamıştım zaten Muzaffer'in niyetini. Heyecanla o anı beklemeye başladım. Bana evlenme teklif edeceği anı. Yemeğimizi yemeye yeni başlamıştık ki Muzaffer bir garsonu yanına çağırdı. Kulağına bir şeyler fısıldadı. Orkestra o anda bizim şarkımızı çalmaya başladı. Cheek to cheek. Sonra Muzaffer cebinden küçük bir kutu çıkarttı. Yüzüğe görür görmez aşık olmuştum. Hakikaten de eski insanların dediği gibi
yıldızlardan kopmuş bir parçaydı o mavi elmas. Sonsuz aşkın gerçek sembolü. Sonunda gözlerimin içine bakarak benimle evlenir misin diye sordu. Kendimi naza çekmek aklıma bile gelmedi. Bir an bile düşünmeden evet dedim. Müsait misin hemşire? Tabii ki abi. Sana söylemem gereken bir şey var. Hı hı. Çok önemli bir karar aldım. Ve bu kararımı saygıyla karşılamanı bekliyorum. Senin kararlarına her zaman saygı duyduğumu biliyorsun. Âlâ. O halde Güllü'ye evlenme teklif etmem seni rahatsız etmeyecektir. Umarım bu kararı vermeden önce iyi düşünmüşsündür. Düşündüm. Evet. Behiye'nin ruhuna saygısızlık ediyorum diye düşündüm önce. Çünkü ona aşktan da öte bir tutkuyla bağlıydım. Ve bunu ancak onun kadar güçlü bir tutku yok edebilirdi. İşte şimdi ben bu tutkuyu Güllü'ye karşı hissediyorum. Behiye yengeme olan tutkunu anlayabiliyorum. Ancak Güllü'ye karşı hissettiklerin bil ki seni bir felakete sürükleyecek abi. Nasıl böyle söyleyebilirsin Halide? Niçin bize bir fırsat vermiyorsun? Niçin bu kadar karşısın bu ilişkiye? Çünkü ona karşı duyduğun his tutku falan değil. Bir erkek iki kadını da aynı aşkla, aynı tutkuyla sevemez. Gülünün zayıf kişiliğinde Behiye yengemi arıyorsun. Olmaz bu abi. Hiçbir zamanda olmayacak, anlasana. Ben kararımı verdim hemşire. Ve bunun için senden onay falan da beklemiyorum. Sadece haber veriyorum. Uyandın mı değil mi? Yok, hayır. Ne oldu? Niye suratın asık? Yok bir şey. Bu akşam bir kulübe gidelim mi? Sıkıntılı günler geçirdin. Biraz rahatlar, eğlenirsin ha? Şey, bilmem ki. Canım bilmeyecek ne var? Ama senden bir ricam var. Neymiş? Gel benimle. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.